etli patlıcanlı güvecimiz toprak kapta fırından çıktı. Hepinize afiyet olsun. Bakın kendi suyunu salmış. Kendi suyunda patlıcanı bakın yumuşacık pişmiş. İkide pişmiş. Artık üzerleri kızaracak. Şimdi pişti yemeğimiz. Bundan sonraki aşama kızarma aşaması. Merhaba değerli takipçilerim. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle toprak kaplarım var. Yıkadım. Jilasız kaplarım. Jilalı kullanmayın. Sağlığa zararlı. Kaplarım jilasız. Yarım kilo kuşbaşı etim var. 4 küçük patlıcanım var. Diğer malzemeler. Şimdi hepsini birlikte karıştıracağım. Öncelikle yarım kilo etimi biraz zeytinyağı ile şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlıyorum. Etimi 2 su yıkadım. Kef yapmaması için. Üzerindeki kanlı suyunu aldım. Soğuk suyla yıkadım. Şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir iri doğranmış kuru soğanım var. Bir yeşil biberim var derin dondurucudan. Bir kapya biberim var. Yine o da derin dondurucudan. Daha biber almaya başlamadım. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı acı toz biberim. Bu acı tatlı dengesini size kalmış. Bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biberim var. Hepsini ben iyice karıştırdıktan sonra şu şekilde toprak kaplarımın dibine etimle şu malzemeyi koyacağım. Koymadan önce yine zeytinyağı ile kaplarımı yağlayacağım. İyice karıştığından emin olduktan sonra şu şekilde iyice karıştırıyorum bakın. Tuzuyla toz biberleri iyice karışsın. Daha sonra şöyle göstereyim. Kaplarım birer kişilik oluyor. Çok rahat oluyor, şık oluyor. Şöyle iyice diplerini zeytinyağı ile yağlıyoruz kenarlarını. Daha sonra hazırlamış olduğumuz içi kapların içerisine yerleştiriyoruz. Şu şekilde üçe paylaştırdıktan sonra şimdi patlıcan ve domateslerini doğrayacağım üzerine. Hazırlamış olduğum etlerin üzerine patlıcanlarını hazırlıyorum. Patlıcanları da yine et büyüklüğünde, kuşbaşı büyüklüğünde olacak. Şu şekilde. Patlıcanı bu şekilde dörde bölüyorum. Bakın. Küp şeklinde. Patlıcanların hepsinin üzerine şu şekilde bastırıyorum. Domateslerimizi de şu şekilde kesiyoruz. Vermiş olduğum ölçüden 3 kişilik yemek çıkıyor. Siz bunu çoğaltıp kişi başına göre yapabilirsiniz veya büyük toprak kapta da yapabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz aynı şekilde. Biraz fazla olmuş, ondan alayım. Çok da fazla olunca taşıyor da. Tamam, patlıcanları tamam. Şimdi üzerlerini şöyle domates kapatıyoruz.
şekilde domateslerimi de hazırladıktan sonra biraz bastırıyorum. Hiç su koymuyorum. Çünkü yağı ve domatesin suyuyla pişecek. Hepsini bu şekilde domatesle kaplıyorum. Üzerlerine çok hafif şekilde bir tuz. Çok hafif de yağ gezdireceğim. İçinde zaten yeteri kadar yağ var ama şöyle hiç su koymadım. Bu aşamada suya gerek yok. Şimdi 45 dakika bu şekilde pişecek. Fırında. Hava almaması gerekiyor. Çünkü kendi suyunda pişecek. O zaman lezzetli oluyor. Bu şekilde üçünü de hazırlıyorum. Şimdi iyice sardığımız güveçlerimizi şu şekilde bastırıyoruz. Havasını kesiyoruz. Kendi havasında fansız 250 derecede bir 45 dakika pişecek. 45 dakika sonra kağıtlarını çıkaracağım. Üzerine kızarmasına izin vereceğim. Kontrol edeceğiz. Şimdi ben açtım bir tanesini. Artık bu aşamada kağıtları çıkaracağız. Çok da sıcak. Bakın kendi suyunu salmış. Kendi suyunda patlıcanı bakın yumuşacık pişmiş. Eti de pişmiş. Artık üzerleri kızaracak. Şimdi pişti yemeğimiz. Bundan sonraki aşama kızarma aşaması. Tekrar fırına giriyor. Üzerleri kızarana kadar. Kuzu etli patlıcanlı güvecimiz toprak kapta fırından çıktı. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu kuzu etli patlıcanlı öz suyuyla pişti. Salçasız çok lezzetli oluyor bu şekilde. Hepinize öneriyorum. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Evet, 1 saat güvecimiz fırında pişti. Şu şekilde domateslerini alayım. Ben üzerlerini çok az kaşar rendeledim. Bir de içine doğradığım sarımsakları koymayı unutmuşum. 6 dişte sarımsak konacak. Şöyle alıyorum. Bakın salça yok. Ben salça sevmiyorum bu şekilde. Etin suyu ve patlıcanın suyu. O kadar lezzetli oluyor ki birbirine domates salçası koymayın kesinlikle domates suyu. Bakın patlıcanlar hamur gibi pişmiş. Et de aynı şekilde bakın yumuşacık dağılıyor. Bakın hiç önceden pişirmedim. Hepinize afiyet olsun.